Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz metalürji yüksek mühendisi Mehmet Şevket Erol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben metalürji yüksek mühendisiyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitimimi tamamladıktan sonra sektörün lider kuruluşu olan Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında göreve başladım. 26 yıllık görev süremin devamında Kütahya Manyezit Sanayi'nde genel müdür olarak görev yaptım 2014-2019 yılları arasında. 2019 yılından bugüne kadar da Yılmaden Holding'de operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Harika bir eğitim ve mesleki kariyere sahipsiniz. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı acaba? Efendim benim zaten aldığım eğitim metalürji. Dolayısıyla metalürji sektörünün lideri olan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları da yine bu konunun demir çelik üretimi olması itibariyle ana faaliyet alanlarından birisiydi. Orada mezuniyetimin hemen arkasından başlayıp mühendis, baş mühendis, fabrika müdürü ve birçok fabrikaları yöneten direktör pozisyonda görev aldım. Yani aldığım eğitimin bir devamı şeklinde. O da bir okul gibi olmuştur. Orası bir üniversite gibiydi. Tabii. Yani sürekli değişim ve gelişim içerisinde yerli ve yabancı mühendislik ve çelik firmalarıyla birlikte yatırım yapan, yönetsel anlamda kendini sürekli geliştiren, yöneticilerini ve mühendislerini her türlü eğitim aldıran bir kuruluştu, ikinci bir üniversite gibi. Ben de yurt içinde ve yurt dışında, Japonya'da, Amerika'da mesleğimle ilgili çok eğitimler aldım. Gençleri de mentörlük yaparak, yönetici aday olarak yetiştirme fırsatı buldum. Neyse. 26 yıllık kariyerim çok hızlı geçti orada. Hayır. Oradaki bilgi birikimimi ve tecrübemi daha sonra Kütahya Manyezit Sanayi, KÜMAŞ'ta genel müdür olarak vermeye çalıştım. Sektöre katkım demir çelikten manyezit, madencilik ve metalürjisine kaymış oldu. TMSF'den satın alınmış Yıldız Holding ve Gürmen Grup tarafından büyütülüp geliştirilip satışa hazır hale getirilmesi hedefi vardı. 5 yıl içerisinde Ar-Ge merkezi kurup çeşitli inovatif ürünler yaparak, mevcut pazar payını geliştirerek, verimlilik ve maliyetlerde olumlu sonuçlar alarak ciroda 2 kat, karlılıkta da 5 katlık bir başarıya ulaşıp satın alınan fiyatın çok üzerinde Oyak grubuna satıldı. Oyak grubu da zaten benim daha önceki içerisinde olduğum bir gruptu. Ondan da ayrıca bir mutluluk duydum. 2019 yılında da Yıldırım Holding içinde olan Yılmaden Holding'den birlikte çalışma teklifi geldi. Orada da büyüme, gelişme, vizyonu gördüğüm için, büyük global ölçekte yatırımlar yaptıklarını gördüğüm için o ekibin içerisinde yer almayı arzu ettim. 4 yıldır mevcut görevimi yürütüyorum. Bu vizyon çerçevesinde de çok mutlu bir çalışma hayatım var. Çünkü sürekli büyüme ve gelişme insana hem mesleki anlamda hem de yönetici olarak çok şeyler kattığı gibi iş tatmini de veriyor. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Ben önce Yıldırım Holding'den sonra Yılmaden Holding'den bahsedeyim. Yıldırım Holding bir aile şirketi. Şu anda Ali Rıza Yıldırım ve Yüksel Yıldırım tarafından yönetiliyor. İkinci nesil yönetiyor. Ve 56 ülkede, 9 sektörde faaliyet gösteren, 25 binden daha fazla çalışan olan çok büyük bir grup. Ana iş alanı maden metalurji, benim operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı olduğum grup. Diğeri liman işletmeciliği ve deniz nakliyat. 25 tane liman var dünyanın her yerinde. Maden metalurji grubunda 9 tane fabrikamız var, 8 farklı ülkede. Ayrıca gübre işiyle ilgilenen Yılferti Holding'imiz var ki onlar da global çapta hızla büyüyorlar. Geçen yıl ve bu yıl olmak üzere 3 tane Avrupa'dan, Hırvatistan, Belçika ve Hollanda'dan fabrika alarak Gemlik Gübre Türkiye'deki fabrikamız ona katarak büyüme trendine girdi hızlı bir şekilde. Bir de Enerji Holding'imiz var. Bizim mevcut olan hidroelektrik santrallerine artık yenilenebilir temiz enerji katarak güneş enerjisi Etikrom'da, Elazığ'da 44 megawattlık yeni bir santral kurduk. Orası da hızla büyüyor. Yıldırım Holding'in global hedefi, vizyonu
yaptığı işi dünya ölçeğinde en iyisini yapmak ve lider konumuna gelmek. Yılmaden Holding de bu hedefle yola çıkmış ve sürekli büyüyen bir yapısı var. Etikrom'un 2004 yılında özelleştirilmeden alınmasıyla başlayan süreç, devamında İsveç'ten alınan bir fabrika, daha sonra Kazakistan, Rusya'dan alınan bir fabrikayla ve maden tesisleriyle devam etmiş. Geçen sene de Arnavutluk'tan ve Kosova'dan iki ayrı fabrika alarak bu büyüme trendini devam ettirdi. Bu yıl Amerika'dan, Amerika'nın en büyük krom kimyasal üreticisi olan Elementis'in krom kimyasalları grubunu satın alarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kolombiya'da kömür işimiz var. Orada kömür üretimine başlamak üzereyiz. Yani maden ve metalürji alanında özellikle ana iş kolu olan ferrokrom üretiminde dünyanın lideri konumunda olmak hedefimiz var. Şu anda yüksek karbon, yüksek kaliteli, yüksek karbon ferrokrom üretiminde dünyanın ikincisiyiz. Harika. Kromu cevher olarak çıkarıp daha sonra ferrokroma dönüştüren tesislerin yanı sıra kromu maksimum değere ulaştırmak için krom içeren bütün ürünler üretmek hedefindeyiz. Bunlardan bir tanesi de krom metal. Amerika'daki var olan ferrovanadyum, ferromonibden şirketimizde krom metal üretmek için de girişimlere başladık. Bunun için Elazığ'daki Ar-Ge merkezimizde deneme amaçlı, reçete geliştirme amaçlı çalışmalarımıza başladık. Devamında Amerika'daki tesisimizde endüstriyel üretimlere, daha sonra da ticari üretime başlayacağız. Yine kromun bir ürünü olan krom kimyasallarını da üretebilmek için dediğim gibi Amerika'dan Elementis grubunu satın aldık. Yani işimizi maksimum katma değerde üretime ulaşacak şekilde sürekli büyütmek bizim vizyonumuzun en önemli bir parçası. Sürekli gelişim, değişim ve büyüme, global ölçekte büyüme bizim vizyonumuz. Tabii bundan sonra da bu büyümeyi sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Nitekim bu yönde de çok ciddi çalışmalarımız var. Daha nice uluslararası projeler diliyoruz size. Çok tebrikler. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tavsiyeniz nedir? Metalürji ve madencilik konusu doğasından kaynaklanan, zor şartlarda çalışması gereken, çalışılan bir meslek alanı. Dolayısıyla hem fiziksel hem psikolojik olarak güçlü insanlar, hedef odaklı, sonuç odaklı, üretimden hoşlanan, yaptığı işin sonucunu görüp, elle tutulur, gözle görülür sonuçlar görüp, bundan mutlu olan insanlar bu işte daha çok başarılı olabilirler. Tabii işin temelinde mesleği sevmek var. Ben gençlere hep sevdiği mesleği seçip ulaşılabilir zor hedefler koyup ondan da haz almalarını öneriyorum. Bütün bunları yapabilenler için güzel bir meslek. Benim 35 yılım nasıl geçti anlamadım. Ne güzel. Peki işinizde size heyecan veren şeyler nelerdir? Bir iki örnek verebilir misiniz? Tabii ki. Sürekli gelişim ve değişimin içinde olmak, bu gelişim ve değişimi yönetmek, zor işleri başarmak ve bu başarının sonuçta da haz duymak benim için çok büyük mutluluk kaynağı. Geleceğe yönelik planlarınız nelerdir? Tabii benim kişisel geleceğe yönelik planlarım şirketimin planlarıyla örtüşüyor. Ben de global ölçekte şirketlerde çalışıp dünyayı tanıyıp farklı ülkelerde, farklı kültürdeki insanlara bilgimi ve tecrübemi vermek, onları geliştirmek, onları bulunduğu noktadan daha ileriye götürmek misyonuyla ve bu amaçla ve bunu da bulunduğum şirkette gördüğüm için geldim. Bu düşüncelerim tabii şirketimin vizyonunun da bir parçasıydı. Aynı şekilde onlar da yaptığı her işte global ölçekte lider olmak istiyorlardı. Dolayısıyla bu örtüştüğü için işimi severek yapıyorum. Ne güzel. Peki teknolojiye bakışınız nasıl? Geleceği nasıl görüyorsunuz? Teknoloji insanların daha iyi yaşaması ve mutluluğu için bir araç. Teknoloji insanlıkla beraber de sürekli gelişiyor, değişiyor, ilerliyor.
Ve bu böyle de devam edecek. Çünkü insanların ihtiyaçları ve beklentileri sürekli değişiyor ve artıyor. Ve daha iyisini bekliyorlar. İşte en basit cep telefonu örneği. Yani bizim yaşamımızda hiç telefon, yani evlerimizde bile telefon yoktu bizim çocukluğumuzda. Yeni yeni oluyordu. Sonra cep telefonları ve şu anda cep telefonu ufak bir bilgisayar gibi. Tabii. Her işimizi bu cep telefonlarıyla yapıyoruz. Dolayısıyla insanların ihtiyaçları, beklentileri geliştikçe teknoloji de gelişmek zorunda ve ona ayak uydurmak zorunda. Teknoloji gelişmediği zaman zaten bununla ilgili şirketler eleniyorlar ve varlıkları sona eriyor. Tabii teknolojiye bir de sizin ayak uydurmanız lazım. Mümkünse öncülük etmeniz lazım veya ayak uydurmanız lazım. Bizim işimizde de tabii teknoloji üst düzeyde kullanılıyor. Yani bizim işimizin gereği çeşitli zorluklarımız var. Bu zorluklarla baş edebilmek için de biz teknolojiyi kullanıyoruz. İşte madencilikte mekanize madencilik, endüstriyel üretimlerimizde dijitalleşme gibi teknolojiyi kullanmak zorundayız. O teknolojinin temelinde de aslında sanayi, sanayinin temelinde de madencilik var bir baktığınızda. Çünkü madencilikle başlıyor her şey. Oradan çıkardığınız ürünlerle teknolojide kullanılan yarı mamuller üretiyorsunuz. Teknolojinin başlangıcı madencilik diyorum. Her şey madencilikle başlıyor ve biz de suyun başında bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. İşlerimizi de teknolojiye uygun geliştirmeye çalışıyoruz. Bakın daha düne kadar Endüstri 3.0 konuşuluyordu. Sonra Data Science, nesnelerin interneti, Endüstri 4, şimdi de insansız endüstri. Endüstri 5 konuşulmaya başladı, yapay zeka konuşulmaya başladı. Eğer siz bunlara ayak uyduramıyorsanız, şirketlerinizin gelişimini, dönüşümünü buna göre yapamıyorsanız geri kalıyorsunuz. Yani büyümek tek başına bir anlam ifade etmiyor. Doğru büyümek ve rakiplerinizden daha fazla büyümeniz lazım. Kesinlikle. Bunu da sürdürülebilir şekilde yapmanız lazım. Bunu yapamadığınız zaman rakipleriniz kadar büyüseniz bile yerinizde saymış oluyorsunuz. Devamlı. Bu anlamda biz de takip gerekiyor. Tabii. Ve uygulama. Mutlaka. Bunun için de biz yönetim sistemlerimizi, organizasyonlarımızı hızlı ve çevik bir şekilde geliştirmeye ve adapte etmeye çalışıyoruz. Bizim tabii bir zorluğumuz da dünyanın 56 ülkesinde faaliyet gösteriyor olmamız. Uluslararası. Yani her ülkenin kendi regülasyonları, kendi kanunları, kendi kültürleri var. İsveç'e gidiyorsunuz farklı bir insan profili. Arnavutluğa gidiyorsunuz orada farklı bir insan profili ve regülasyonlar. Rusya, Amerika, hakeza öyle. Bütün bölgelere göre o insanların özelliğine, o ülkelerin regülasyonlarına göre de politikalar ve yönetim sistemleri oluşturmanız lazım. Bazı şeyler global dünyanın her yerine göre gerekli olan şeyler ama yerel faktörlere de dikkate alarak bunları yönetmeniz lazım. İşte bütün bu zorluklar, işin zor tarafı ama başarılı olduğunuzda da meslek adamı ve yönetici olarak büyük haz verici şeyler. Bizim şirketlerimiz, holdinglerimiz, patronlarımız da zor işlere girip başarılı olmaktan mutluluk duyuyorlar ve hep zor işlerde başarmışlar. Sadece iş konusu faaliyet gösteren alanlar değil. Mesela bir spor konusunda da belki biliyorsunuzdur. Evet. Samsun Spor Yüksel Bey'in ikinci ligdeyken alıp şirketleştirip birinci lige, şimdi de Süper Lig'e yükselttiği, zoru başardığı bir başarı hikayesi. Burada da Süper Lig'de de daha üstlerde Türkiye'yi temsil edecek boyutta başarılar bekliyoruz. Bunu da yapacağımıza eminim. Kesinlikle. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Rica ederiz efendim. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.